Estağfurullah. Samsun Bey. Merhaba efendim. Nasılsınız? Teşekkürler efendim. Ah, hiçbir şey görmüyorum. Acaba iş mi konuşuldu yine? Samsun Bey var. Samsun Bey albüm yapıyoruz. Ben baştan tabii ki her zaman iş konuşuluyor. Biraz erken de olsa bir erken kutlama gibi oldu evet, galiba. Değil evet, mi? Biliyorsunuz son single Bedel. 5. gününde 6 milyon oldu. Evet, bu akşam 6 milyon oldu. Farklı bir tarz denedi Mustafa Bey de. Kendi tarzını yeniledi gibi diyelim. Aslında kendi tarzından çok uzak değil ama modern sound'la birlikte çok daha güzel oldu ve sevildi. Çok mutluyuz tabii ki. Bir araya geldik, güzel bir akşam yemeği yedik. Bundan sonrasını konuştuk, yeni şarkıları yapalım diye. Benim söyleyeceklerim bunlar. Mustafa söylesin, Selin söylesin. Şarkı fabrikası. Bundan sonrası hemen konuşuldu mu? Bundan sonrası aslında yol haritamız belli. Ama tabii biliyorsunuz müzik ciddi bir şekilde kabuk değiştiriyor. Evet. Yani bu değişime hem ayak uyduruyoruz hem kendimizi yeniliyoruz, güncelliyoruz. Tabii yapılan bir şarkının sevilmesi, gönüllere girmesi, büyük kitlelere ulaşması bizleri de mutlu ediyor. O yüzden de hem Samsun Bey şahsına da teşekkür ediyorum. Çünkü şarkının mucidi o oldu her zaman olduğu gibi. Sevgili Bilal Sonses'e de teşekkür ediyoruz. Şunu çıkarayım ya, gözüm kamaştı. Bilal Sonses'e de bu şarkıyı aldığınız zaman hemen okumalarınızı. Vallahi şarkı geldiği an ben hemen yapıp gönderdim. O da çok beğendiğini söyledi. Çünkü yeni nesil paylaşımcı, paylaşmayı evet. seviyor. Ben de bir müzisyen olarak paylaşmayı seviyorum. Şu anda şöyle söyleyeyim, böyle kendi çocuğu gibi şarkısı. Sürekli mesajlaşıyoruz. Abi 3 oldu, 4 oldu, 5 oldu bu şekilde ilerliyor. O da çok heyecanlı. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Hanımefendi acaba ne düşündü şarkı hakkında? Ya ben ilk Objektif. Samsun Bey yolladı şarkıyı. Ne olur hemen stüdyoya girip söyler misin şunu bir dedim. Vay be. Direkt yani çok güzel. Sözleri, notu almışsınız oradan da. Çok çok güzeldi. Müzik piyasası dediğiniz gibi kabuk değiştiriyor ama iyiye mi gidiyor, daha kötüye mi gidiyor sizin için? Bence iyiye gidiyor. Sonuçta bu değişim aynı zamanda müzikal çeşitlilik anlamına geliyor. Artık daha cesaretli işler yapılıyor. Özellikle rap müziğin güncel piyasanın içerisinde kendine daha fazla yer buluyor olması, daha geniş dinleyici kitlesine erişiyor olması, pop müzik yapan kişileri de açıkçası şöyle bir durumun içerisine itiyor. Daha yaratıcı, daha yenilikçi, daha farklı müzikler üretmeliyiz. Pop o yüzden kayıyor mu peki? Pop rap'e kayıyor diyebilir miyiz? Şöyle sound olarak onun içinden bir takım ilhamlar, bir takım feyizler alıyor diyebiliriz. Aslında dünya müziği nereye gidiyorsa Türkiye'deki müzik de tam olarak oraya gidiyor şu anda. O müziklerin içindeki temaları ve öğeleri kullanıyoruz. Bundan 2 yıl öncesine kadar Deep House, Ethnic House denilen tarzdan biraz daha esintiler duyuyorduk. Şimdi ise rap, hip hop, R&B oradaki ritimleri ve müzikal duyguyu duyuyoruz şu anda. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Aramızda geldik. Çok hoş olsun arkadaşlar.